Evet. Dünden bugüne nasılsınız? Önce onu sorayım. İyisiniz. Olumlamaları yapıyor musunuz? Akşamları demiştim ya, yatmadan hemen önce küçük olumlamalara başlayalım diye. Var mı yapanlar? Berin Hanım'ı biliyorum artık. Tamam. Onu öğrendim. Evet, Ceren Hanım yapıyor. Evet, başka yapanlar. Kamerasını Feriha Hanım da yapıyor. Teşekkür ederim Feriha Hanım. Şimdi kamerasını açamayan arkadaşlar, bu aşağıda reaksiyonlar bölümü var diye yazan bir bölüm var, böyle emoji olan. Orada el işi parmak kaldır diye altta yazıyor. El işareti var. Parmak kaldır diye altta yazıyor. Oradan hani el kaldırarak ifade edebilirler. Evet. Gelenler de kamerasını açarsa çok sevinirim. Daha güzel, daha verimli geçiyor. En azından ben sizi gördüğüm zaman daha da heyecanlı anlatıyorum. Öyle söyleyeyim. Daha keyifli olması adına. Evet, biz dün çok güzel şeyler yine. Hem tekrarımızı yaptık, hem çok güzel bölümleri öğrendik. Özellikle temsil sistemlerini öğrendik. Dün çok keyifliydi diye düşünüyorum ben. Eminim bugün de yine aynı keyifle geçecek. Bugün birkaç afirmasyon vereceğim ben. Kalan konumuzu bitirdikten sonra hemen hızlı bir şekilde. Nasıl yapacağız? Sıralamasını nasıl yapacağız? Ve nasıl dönüşüm sağlayacağız? Onu yapacağız. Vaktimiz kalırsa da çok güzel bir meditasyon yapmayı planlıyorum. Çünkü bu meditasyon biraz kıymetli bir meditasyon. Bilinçaltı dönüşümüyle ilgili NLP'de de kullandığımız bir meditasyon. O yüzden hem girişte hem çıkışta çok dikkat etmemiz gereken bir çalışma yapacağız şimdi. Tabii inşallah onun için de vaktimiz kalır diye umuyorum. Biz başlayalım o zaman. Arkadaşlar yavaş yavaş gelmeye başladılar. Sesimde de bir problem yok zannedersem. Gelen arkadaşları da dediğim gibi yine aynı şekilde görmek isterim. Kamerasını açabilenler rica ediyorum açsınlar. Burada hep bir aradayız. Biz bizeyiz, öyle söyleyeyim. Sohbetvari bir şekilde gittiği zaman daha keyifli oluyor. Herkes katılım sağladığı zaman daha keyifli oluyor. Herkes birbirinden bir şeyler öğreniyor. Ve her zaman hep şunu söylerim ben. Kendinizin en iyi versiyonunu yaratmak için zaten şu anda bu eğitimdesiniz. Aldığınız eğitimlerin sebebi de bu, temeli de bu. Kendimizin en iyi versiyonunu yaratalım. Başlıyorum ben şimdi hemen. Şöyle bir saniye. Evet, ekranımı da ayarlıyorum. Tamamdır. Evet, biz dün bilişsel çarpıtmalardan bahsetmiştik. Buna örnekler de vermiştik. Ve hatta orada birçoğunuz yaptığınız bu çarpıtmaları fark ettiniz. Kendi farkındalıklarınızı da kazandınız. Neleri dönüştürmeniz gerektiğini aslında biraz da fark ettiniz. Ve bu dönüşümlerin size nasıl fayda sağlayacağını, bu çarpıtmaların aslında sizin hayatınızı ne derece etkilediğini ve sizin hayatınızda aslında neleri kilitlediğini, hangi kapılardan geçemediğinizi bunlar yüzünden ve hangi olanakları, hangi imkanları elinizin tersiyle ettiğinizi de anlamış oldunuz. Şimdi bu çarpıtmaları tabii ki baştan tekrar almayacağım. Süper 7 TV'nin YouTube kanalında dün ve önceki gün yaptığımız eğitimimiz var. Oradan izleyebilirsiniz. Dün de zaten kısa bir özet yapmıştık ama bugün dediğim gibi meditasyonumuza da birazcık vakit kalsın istiyorum. Çünkü çok önemli, kıymetli bir meditasyon yapacağız. Evet, bilişsel çarpıtmaların örneklerini hemen bitiriyorum. Üç tane zaten çarpıtma konumuz kaldı. Evet, bilişsel kaçınma, olumsuz düşünceler, duygular, olaylar bilinçaltı savunma mekanizması ile bastırılıyor. Yok sayılıyor. İfade etmekten kaçındığı şeyleri bastırır. Ancak bu duygusal yaralar açıyor insanda. Yani sürekli olumlu düşünmek, olumsuzları görmezden gelmek yerine onları kabul edip yüzleşip görmemiz gerekenleri görüp sonra bırakmamız gerekir. Yani baskıladığımız şeyler düdüklü tencere gibi patlar en sonunda. Patlayabilir yani. O yüzden nereye kadar baskılayacaksınız? Kaçınma. Her zaman yüzleş diyorum ben.
Görmen gerekenleri yaz ve gör. Sonra olumlamaları yapabilirsiniz. Duyguları bastırarak olumlama yaparsak huzursuz oluruz ve hiçbir şekilde sonuca ulaşamayız. Dün de demiştim ya, duygular aslında her işin bel kemiği. Yani duygu en kıymetli, en önemli faktör burada. Evet, o yüzden dediğim gibi yine duygularımızı bastırmıyoruz. Düşüncelerimizi kesinlikle kaçınma ve olumsuz şekilde yönlendirmiyoruz. Bu bilinçaltı kaydınız varsa bunu da dönüştürüyoruz yine her zamanki gibi. Evet, bedensel odak, yanlış odak, içsel uyarıların, kalp atışı, nefes darlığı vesaire gibi bir felaketin habercisi olarak yorumlanması. Bakın, bu da yaşadığımız şeylerden biri. Belki hayatınızın bir döneminde oldu veya çevrenizdeki insanlarda fark ettiğiniz bir şey. Bilinçaltı programı bedensel mekanizmayı engelleyici duruma sokabiliyor. Çarpıtma yapabiliyor yine. Göğsün daralabilir, terleyebilirsin, kalbin çarpabilir, heyecandan, kaygıdan olabilir. Bunlar çok normal. Ama bilinçaltı formun olayı büyütebilirdi. Böyle durumlarda o anki durumla yüzleşip paniğe kapılmadan nefes seansı yapabilirsiniz. Bizim panik atak için kullandığımız birçok teknik var. Onlar mesela, bunları öğrenip uygulayabilirsiniz veya destek alabilirsiniz. Çünkü bunun sonu maalesef panik atak hastalığına kadar gidebiliyor. O panik atak rahatsızlığı da bir oturduğumu insanın üstüne maalesef takmak bilmiyor. Biraz zorlayıcı olabiliyor. Evet. Ben bu durumun farkındayım demeniz gerekiyor bu koşulda. Her zaman ilk adımı fark etmek, ikinci adımda uygulamaya geçmektir. Fark etmeden uygulama yapınca maalesef sonucu da alamayız. Dediğim gibi bu bilişsel çarpıtmaların farkında olmak nasıl önemli olan. Hani bunları birisi size dandan diye söylememiş olabilir ama sonuçta sizin yaptığınız şeyler, öğrendiğiniz bilinçaltından gelen birçok kaynak da var burada maalesef. Evet, bunları fark edip uygulama yapmazsak hiçbir şekilde de sonuç alamıyoruz. O yüzden bu çarpıtmalar aslında çok önemli. Ben söylerken kendinizden bir parça bulduğunuza eminim. Herkes de çünkü var. Kendinizden dahi bulmasanız çevrenizden mutlaka etkilenenler oluyordur. Evet, fonksiyonel olmayan temel inançlar. Bunlar da bilinçaltından gelen kalıplar. Geçmişten getirdiğimiz inançlar. Yani burada kalıp yaklaşımlar var. Dile yerleşmiş cümlelerdir bunlar. Bilinçaltından gelen sınırlayıcı, işlevsiz inançlar bunlar. Bir işi yapamıyorsan hiç yapma. Bilgisiz görünmemek için soru sorma. Yardım istemek zayıflıktır vesaire gibi geniş alanda hayatımızı kapsıyor. Bunları söylüyorsanız veya böyle bir hisse kapılıyorsanız orada bir kısıtlı inancımız var. Mutlaka bu kısıtlı inancın dönüştürülmesi gerekiyor. Evet, bu çarpıtmalar performansımızı ortaya çıkmasını, motive olmamızı, ümit beslememizi, olumlu düşünce formuna geçmemizi engelliyor maalesef. Evet, bakın dediğim gibi bunlar yine öğrendiğimiz, duyduğumuz, bilinçaltına yerleşmiş inançlar. Evet, bu nedenle bunları fark edip dönüştürdüm. Bunları fark edip dönüştürmezsek yine dediğim gibi hiçbir sonuç alamayız. Evet, bilincimizi, bilinçaltımızı daha verimli kullanmak için bu çarpıtmaları lütfen dikkat edin. Eğer aklınıza gelmeyen, takılan bir yer varsa yine dediğim gibi bir önceki eğitimde bu çarpıtmalarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Evet. Şimdi şunu da yapın. Bu bilişsel çarpıtmalarınızı bulun, yazın. Bununla yüzleşin. Bunu nasıl bırakırım diye düşünün. Bunu fark edip tuzağa düşmeyince de hani artık onu yaparken kendinizi bulursunuz ya. Evet, ben böyle bir eğitim almıştım ve burada bu çarpıtmayla ilgili bir şey vardı. Şu anda bunu yapıyorum dediğiniz anda da hemen bunu fark ettiğiniz anda da hemen dönüşümü sağlayabilirsiniz. Böyle daha kolay olur sizin için. Tabii yazarak da çok kolay yapabilirsiniz. Yazmak da zaten bilinçaltını dönüştürmenin en güzel yollarından bir tanesi. Evet. Siz zaten bunu yapınca nöronsal ağlar da kuruluyor ve beyin onları dönüştürmek için kendini direkt otomatik olarak programlıyor. Evet, şimdi iyimserlikten bahsedeceğim. İyimserlik dediğimiz çok karşımıza çıkar. Aile, arkadaşlar,
herkes size biraz iyimser ol demiştir. Hani bu bazı durumlarda ya biraz iyi düşünsene, hani biraz iyimser olsana çetesi var. Biliyorsunuz bunu. Evet, bilimsel olarak da araştırmaları var bunun. Bize hem bedensel hem psikolojik olarak faydaları var ama bunun. İşte bu iyimser ol diyenler aslında bazı şeyleri çözmüş insanlar olabilir. Veya da sizin görmediğiniz şeyleri size göstermek istiyor olabilir. Her alanda size bu konuda destek olmak için söylüyor olabilir. O yüzden bu iyimser çetesinden biraz fikir alabilirsiniz. Ben o kadar net söyleyebilirim. Evet. Hem bilinçaltı açısından çok önemli iyimserlik. Yani araştırma sonuçlarına göre de iyimserler daha az hasta oluyor. Daha az stres ve kaygıları oluyor. Ne olursa olsun iyimser bir yaklaşım sergilemek çok çok önemli. Yani burada benim hayrıma ne olursa olsun iyimser yaklaşmak durumundayım. Evet, bunun bana hediyeleri nelerdir diyebilirsiniz mesela. Bir yaşadığınız olumsuz durum varsa o anda o olumsuz durumu nasıl dönüştürebilirsiniz? Bu da size küçük bir dipnot olsun. Bunun bana hediyeleri nelerdir? Evet, bu da mesela çok güzel bir dönüştürme cümlesi. Kuantumda yer alır. Evet, psikolojiye baktığınızda da iyimserliğe her zaman yer verilir. Burada da mutlaka vardır, hani karşınıza çıkmıştır. Bu kadar alan iyimserliğe vurgu yapıyorsa bir şey var demektir, değil mi? İyimserin cümle kalıpları pozitif olduğu için bilinçaltı kalıpları da pozitif oluyor. Döngüleri, dürtüleri pozitif oluyor. Olumlu bakıp olumlu düşünüyorsan bunun sonucunda da bilinç ve bilinçaltı formları kuantuma göre titreşim formları, nörobilime göre de beyinsel ağları da olumlu kuruluyor. İşte iyimserliğin ana teması bu. Hangi koşulda olursanız olun, mutlaka kendinize iyimser bir pencereden bakmaya çalışın. Bu çok önemli. Evet, duygular, düşünceler iyi yönde kurulduğu için, inanç iyi yönde olduğu için bu kadar sistem iyi programlı da olunca iyi olan şeyler de size gelmesi an ve an meselesi olacaktır ve çok kolay olacaktır. Bilinçaltına harekete geçiren de inançlar biliyorsunuz. Bunları çok konuştuk. Bu yüzden iyimserlik bilinç altında da çok faydalı ve önemli bir inanç. Fizyoloji kötüleşmişse düşünce de kötüleşiyor arkadaşlar. Fizyolojinin enerjisi azalmışsa düşüncenin de enerjisi azalıyor. Düşünce nasılsa beden de öyle tepki veriyor size. İstenilen durum neyse iç temsil evi bilinçaltına ekleyeceğiz. Yani diyeceğiz ki ben şu anda yaşadığım bu durumda ne ders çıkardım, neyi fark ettim ve şu anda bunun bana hediyeleri nelerdir örnek verdiğim gibi veya bunun sonucunda ne yaşadım, bana katkısı nedir, faydası nedir gibi. Her olayda iyi bir şey görmeye çalışın. Bakın her olayda görmeniz mümkün olmayabiliyor maalesef ki. Ama bir de şu pencereden bakın. Ben hep bunu söylemişimdir mesela. Sonuçta oldu. Bir olay oldu. Bir durumun içindesiniz. İsteyerek veya istemeyerek o durum maalesef ki şu an başınıza geldi. Ama şu an bu olay var. Bu durum söz konusu. Bunda kötülüğü evet insan ister istemez bazen sinir sistemini koruyamayabiliyor. Öfke duygusunu koruyamayabiliyor. Bazen bazı şartlarda üzüntüsünü zaten atması gerekiyorsa atmak istiyor. Bunları tabii ki yapacaksınız. Bunlar insanız biz. Hepimizde tek bir beden, tek bir ruh var. Tek bir zihin var. Ve tabii ki de hepimiz bunları yaşadığımız zaman aynı tepkiyi verebiliriz. Ama sonra dönüp baktığımız zaman başka pencereden, işte bu başka pencere çok önemli. Onun içinde yaşarsanız ne diyor? Geçmişinde yaşayan geleceğini göremez. O yüzden onun içinde yaşamayacaksınız. O durumu kabul edip dönüştürmeye çalışacaksınız. Eğer durum devam ediyorsa dahi bunu kendi lehinize çevirmeye çalışacaksınız. Bakın kimsenin kimseye hayrı da faydası da yok. Siz kimseyi de değiştiremezsiniz. Tek değiştirebileceğiniz kişi sizsiniz. Bu yüzden bu çok önemli zaten.
Evet, zihin yasalarından da bahsedeceğim hemen şimdi, biraz kısaca. Sebep sonuç yasası. Buna göre şu anda yaşadığın sonucu sen etiketledin. Geçmişte verdiğin bir karar, inançların, seçimlerin ve eylemlerin etiketledi şu anki durumunuzu. Bakın ben bunu yine söylüyorum. Ne söylüyorsanız, ağzınızdan ne çıkıyorsa, neye niyet ediyorsanız veya bugünkü yaptığınız hareketler sizi 5 sene sonra nereye götürecek mesela? Evet, şu anki yaptığınız seçimler geleceğinizi kuruyor. O yüzden yaptığınız seçimlere, söylediğiniz sözlere çok dikkat edin. Dönüştürmeniz gereken şeyleri fark edip dönüştürün. Bedensellik yasası. Bir düşünce duyguyu beraberinde getiriyor. Ve duygular da bedende ifade buluyor. Böylece bedenimiz düşüncelerimize göre duruş sergiliyor. Bunun tersi de söz konusu mesela. Beden duruşu da duygularımızı değiştirebilir. Beden zihin, zihin bedene etkiliyor. Mesela olumsuz veya negatif düşünen bir insanın o an omuzları düşük olabilir. Motivasyonu, enerjisi yoktur. Ama bedensel hareketleri net olan insanın omuzları ve kafası diktir. Karşıya bakar, canlı görünür. Bu bedensel hareket zihni de peşinden sürüklüyor. O halde ben bedenimi, duruşumu düzelterek zihnimi etkileyebilirim diyebiliriz, değil mi? Aynen öyle. Bu bilimsel bir deneyim. Dik otur. Karşıya bak, omuzlarını kaldır. 2 dakika. 2 dakika. Sadece 2 dakika bunu yaptığınızda zihinsel algı çalışıyor ve stres hormonlarınız değişiyor. 2 dakikada. Kendinize özgüveniniz geliyor. Bunu mutlaka yapın. En kötü hissettiğiniz anlarda bile yapabiliyorsunuz. En güçsüz hissettiğiniz anlarda da yapabilirsiniz. Dik duracaksınız ve omuzlarınızı kaldırıp karşıya bakacaksınız. 2 dakika sadece. Bakın ne kadar basit aslında. Hani bunu bazen yapamayabiliyoruz, bazen çökmüş gibi hissedebiliyoruz ama bunu yaptığınız anda o dik duruşun size ne kadar fayda sağladığını, o özgüveninizin nasıl geri geldiğini, kendinizi ne kadar iyi hissettiğinizi zaten anlayacaksınız. Çok basit aslında. 2 dakika. Bu 2 dakikayı unutmayın. 2 dakika. Dik dur, karşıya bak ve omuzlarını dik dur. Evet. Beklenti yasası. Kişi algılarını hangi yönde açıyorsa o yönde yanıt alır. Buna algıda seçicilik denir. İlgi alanınızla ilgili ilginiz artar, değil mi? Mesela örneklerimiz de var. Sizlerde de varsa lütfen ben sizden de duymak isterim. Mesela örnek veriyorum. Kırmızı bir araba almaya karar verdiniz. Ne oluyor biliyor musunuz? Her yerde kırmızı arabaları görmeye başlıyorsunuz. Değil mi? Geliyor çünkü. Önünüze aslında var olan şeyler ama sizin ilgi alanınız ona kaydığı için mesela siz direkt otomatik olarak kırmızı arabalara odaklı olduğunuz için direkt önünüze geliyor. Ama önceden de vardı bu kırmızı arabalar, örnek verdiğim gibi. Neden şimdi görmeye başladınız? İşte buradan beklenti yasası var. Algıda seçicilik diyoruz biz buna. Algılarımız bakış açımızı olumlu tarafa dönüştürecek. Bakış açınızı olumlu tarafa dönüştürürseniz hayatınıza onu da çekeceksiniz. Bakın hangi örnekten nereye geldik? Ya ne kadar, bakın ne kadar kıymetli bilgiler. Evet, şimdi dediğim gibi bu algınız negatifse maalesef zihniniz de negatif insanları çekiyor. Siz negatif insanları ve olayları çekersiniz. Algınızı ona göre değiştirebilirsiniz. Aynı kırmızı araba gibi düşünün. Çevrenizdeki insanlar size mesela olumlu veya olumsuz bir şey söylediği zaman bir toplulukta oturun. Bir toplulukta oturuyorsunuz. Kalabalık bir grubun içinde. Ve şöyle bir konuşmalar geçiyor. Biri orada örnek verelim mesela. Evini arabasını konuşuyor. Biri burada işte yaşadığı olumsuz durumları konuşuyor. Biri burada mesela diyelim çocuklarına olan sevgisini konuşuyor. Bakın bakalım hangisi ilginizi çeker sizce? Mesela biri maddiyattan konuştu. Biri sıkıntı stresten konuştu. Birisi sevgiden konuşuyor. Hangisi ilginizi çeker ve durduğunuzu düşündürür. Buradan yola çıkarak mesela anlayabilirsiniz. Odağınızı değiştireceksiniz. Odak değiştiği anda
Her şey değişiyor. Evet. Bilişsel uyumsuzluk yasası. Fiziğin önemli bir kuralı üzerinde kurulu bu. Bir yerde bir cisim yer kaplıyorsa orada başka bir cisim yer kaplamaz. Ve der ki senin zihninde olumsuz düşünce varsa olumlu düşünce barınamaz. Olumlu düşünce varsa da olumsuz düşünce barınamaz. Yani olumlu düşünceleri besledikçe olumsuz düşüncelere yer bırakmamış oluyoruz. O yüzden yine dediğim gibi olumlu düşünceler, olumlu odaklar. Yani her ne olursa olsun olumluya kendinizi yönlendirecek bir yol, bir kaynak bulun. Emin olun. Bakın bazen insan şunu diyebilir kendine. Ya ben çok stresli, sıkıntılı bir durumun içine nasıl olumlu bir şey bulacağım? İşte bakın burada bile olumsuz kalıp var. Önce bunu dönüştürmeniz lazım. Oraya gelmeden nerede kaldık? Bakın nerede kaldık? Daha o olaya gelemedik. İşte bunu yapmayacağım. Evet, eylemsizlik yasası. Evet. Bu da eylemsizlik yasasından bahsettik. Kusura bakmayın. Konu başlıkları var da oradan bakarak şey yapıyorum. Evet, ısrar yasası. Oraya gelelim hemen. Eğer bir düşünceyi ve alışkanlığı değiştirmek istiyorsak ısrar gerekir. Hemen pes etmeyeceğiz. Nöronlar arasındaki bağlantının güçlenmesi için tekrar yapacağız. Tekrar etmek şart. Bilinçaltını dönüştürmenin en temel kuralı tekrar et, tekrar et, tekrar et. Lütfen bunu da yazın aklınızın bir kenarına. Evet, ne yapıyorsanız ısrarla, keyifle veya zamana yayarak yapın ama tekrarlarınızı yapın. Bunun sürekliliği olsun, bunun devamlılığı olsun. Evet, engelleri kaldırma ve dönüştürme tekniğinden de bahsedeceğim. Şimdi burada dün konuştuğumuz bir işte dönüştürme tekniği demiştim ya, afirmasyonlar var nasıl yapacağımıza dair. Sıralaması var demiştim. İşte şimdi o sıralamadan bahsedeceğiz. Önce bir ana başlığından bahsedeyim size. Engelleri kaldırma, bilinçaltı, bilişsel gelişim sürecinde yani 0-6 yaş arası kurulurken bize engel olacak şekilde de kurulabiliyor maalesef. Bundan da bahsetmiştim. Olumlu ve olumsuz birçok kayıt olabilir. Bunlar inançtır, kalıptır, formdur. Peki bize engel olanları kaldırabilir miyiz? Evet tabii ki kaldırabiliriz. Amaç buradaki olumsuz olan formları pasif hale getirebilmek. Mesela para zor kazanılır inancınız varsa dönüştüreceksiniz. Hayır, para zevk ve kolaylıkla kazanılır haline getireceksiniz. Birinci aşamada bu engeli pasif hale getirmek. Birinci aşamamız bu engeli pasif hale getirmek. İkinci aşamada olumlu ve daha güzel olanla yer değiştirmek ve üçüncü aşamaysa onu kalıcı hale getirmek. Evet, bu üç aşamadan sonra bilinçaltı yansımaları değişiyor. Bilinçaltı algısı değişiyor, duygular, düşünceler ve siz değişiyorsunuz. Aynen öyle yaşamınız değişiyor. İlk adım bilinçaltı olanları, bize yansıyanları tespit etme. Bakın, yine diyorum, tespit edeceksiniz. Önce bilinçaltı kaygınız ne? Korkunuz ne? Bilinçaltında yatan temel kök inanç ne? Sağlık, kariyer, para, ilişki. Aynı zamanda farkındalık aşamasıdır. İkinci adımda dönüştürmek var. Değersizlik, başarısızlık, yetersizlik, özgüven kaybı, sevilmeme korkusu, parasızlık vesaire gibi bütün korkular bilinçaltında köklenir, değil mi? Oradan kaynaklanır. Bunları bulup yüzleşip kabul edip bunların dönüşümü için niyet edeceğiz önce. Olumsuz inanç kayıtları da bilinçaltında saklı, olumlularda. O yüzden olumsuzları dönüştürmemiz gerekiyor dediğim gibi. Ben başarısızım, çaresizim, yapamam vesaire veya erkekler aldatır mesela, öyle bir tabir de var. Bunları çıkarın. Bunlar olumsuz kalıplar. Bilinç altında olan negatif inanç kalıplarının altında her zaman bir korku vardır. Mesela hani dedim ya erkekler aldatır. Erkeklere güvenmeyen biri erkeğin terk etmesinden korkar. Başarılı olacağına inanmayan biri
başarısız olacağından korkar. Saklı korkuyu bulduğumuz anda negatif inancın arkasında ve önünde duran engeli de gidermiş oluyoruz. Bakın, korkuyu bulmak çok önemli. Bu temeli. Evet. Korku negatif inançla birlikte dönüştürülecek. Yani negatif inanca dönüştürürken onun altındaki korkuyu mutlaka düşüneceğiz ve bulacağız. Hangi negatif inançla çalışmak istiyorsanız onun altındaki korkuyu da mutlaka bulmanız gerekiyor. Korkuyu bulduğunuzda engelleri kaldırırsınız. Bulamazsanız engeli kaldıramazsınız. O negatif inancın altında hangi korku var? Mesela şimdi ben söylemiştim. Bir kağıt kalemle gelin diye dün katılan arkadaşlarımıza. Yanınızda varsa biz bu afirmasyonları bir güzel yazalım, iyi mi? Yanınızda var mı? Tamam, bekliyorum Perihan Hanım. Tamamdır. Evet. Evet. Evet, yeni gelen arkadaşlar, ben ders anlatırken görmedim. Kameralarını açabilecek olanlar lütfen açsın. Ben de sizleri görmek isterim. Açanlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Aldık herhalde kalemleri, kağıtları, değil mi? Tamamdır. Evet, birinci adım. Ne tür korkularınız varsa bunlar üzerine düşüneceksiniz, bulacaksınız, yazacaksınız. Ortadan kaldırmanın yolu önce onları keşfetme ve kabulden geçen, kabul edeceksiniz. İlk adımda negatif inanç ve korkuyu bulacağız. Ya da negatif inanç yoksa, korku varsa, isterseniz o korkunuzu bulacaksınız. İsterseniz negatif inancı bulup onun altındaki korkuyu bulacaksınız. Mesela kendini sevmeme altında beğenilmeme korkusu olabilir. Bu bir örneklendirme. Sırf bir korkunuzu da bulabilirsiniz. Ya da negatif inancınızın altındaki korkuyu da bulabilirsiniz. Evet, şimdi burada sıralama çok önemli. Veriyorum şimdi. Evet. Bir, benim X korkum var. Yazalım Perihan Hanım, sonra size söz vereyim. Benim X korkum var. Sevilmeme korkum var. Mesela. Beğenilmeme korkum var. Bunlar örneklendirmeler tabii ki. İlkini tekrar söylüyorum. Benim X dediğim bölüme korkunuzu yazacaksınız. Benim X korkum var. İki. Ben X korkumu kabul ediyorum. Üç. Ben X korkumu şu anda sevgiyle dönüştürmeye niyet ediyorum. Dört. Ben X korkumu fark ettiğim için kendimi takdir ediyorum. Beş. Ben X korkumu seviyorum. Altı. Ben X korkumu dönüştürdüğümü biliyor ve inanıyorum. Tekrar edeceğim Zeliha Hanım. 7. Ben X korkumu dönüştürdüğüm için şükrediyorum. Tamam, ben hemen şimdi tekrarını yapacağım. Yavaş yavaş yine tekrarını yapayım ben size. Evet. Eksik olan yerleri tamamlayabilirsiniz. Benim X korkum var. Bir. Benim
X korkum var. 2. Ben X korkumu kabul ediyorum. 3. Ben X korkumu şu anda sevgiyle dönüştürmeye niyet ediyorum. Dört. Ben X korkumu fark ettiğim için kendimi takdir ediyorum. Beş. Ben X korkumu seviyorum. Altı. Ben X korkumu dönüştürdüğünü biliyor ve inanıyorum. Yedi. Ben X korkumu dönüştürdüğüm için şükrediyorum. Burada da şükür enerjisini çalıştırıyorum. Eksik olan yok zannedersen. Varsa mesaj bölümünden yazsın, tekrarını yapalım. Var mı eksik olan? Yok zannedersen. Hemen Perihan Hanım, tamam, size hemen söz veriyorum. Hemen. Buyurun. Rica ederim. Evet, Perihan Hanım, buyurun. Hocam bu yazı yazınca ondan sonra çakalanıyor korkularım diye bir şey dinlemiştim, bir video izlemiştim. Acaba gerçek midir? Anlayamadım ben tam olarak sizi ama. Şimdi bu korkularımızı kağıda yazıyoruz ya da içimizdeki düşüncelerimizi yazıyoruz kağıda. Evet. Bunlarla yüzleşme adına kağıda yazınca bu çapalanıyor ve bu korkularımız devam ediyor. Ama bakın şimdi ben şimdi bunları verdim ya, daha bunun devamı var. Bunları dönüştürme tekniğini de vereceğim. Şimdi biz korkumuzu yazdık. En güzel dönüştürme tekniği zaten önce bilinçaltında zaten kayıtlı bunlar. Bunlar bilinçaltında çapalanmış düşünceler. Bunlar zaten sizin hayatınızda olan şeyler, yaşadığınız olaylar, durumlar. Hani bu korkuyu bulmanız önemli. Bulduktan sonra dönüştürmek zaten mesele burada. Hani o korkuyu yazdınız diye siz örnek veriyorum tekrardan çapalamış olmayacaksınız. Siz var olan zaten çapalanmış olan korkuyu dönüştüreceksiniz. Şimdi bunun devamı var. Devamını da dinleyelim. Sonra anlaştık Teşekkür mı? ederim. Sağ Ben olun. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. İsim yok ama söz açmayı istedim. Kameramı açamıyorum ama açacağım. İnşallah. Olsun. Oh, harika, bakın. Ne kadar güzelsiniz. Ben böyle karşımda görünce daha güzel oluyor. Bu eğitim daha keyifli geçiyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi konu tam benimle alakalı. İkili ilişkilerde, özellikle karşı cinsten olan ilişkilerde hep aynı şeyi yaşıyorum. Farklı kişilerle aynı şeyi yaşıyorum. Yani sonuç olumsuz oluyor. Ama aynı şeyi yaşıyorum. Yani çok ilginç. Bunun sebebini Biz bulamıyorum. bunu dün işlemiştik. Ha, Bunun dünya. evet, dünkü programda dün bunu çok net bir şekilde anlatmıştım. Herkes anladı zannedersem, değil mi? Hatırlayanlar var mı? Dün bu konuyu konuştuk. Bu tekrar eden durumlar anlatmıştım, Evet. hatırlıyorsunuz. Şimdi bunu dünkü programı siz Süper 7 TV'nin YouTube kanalına yüklendi benim dünkü programım. Oraya Tamam. girin. Orada Tamam. zaten kayıtlı. Oradan izleyebilirsiniz tekrar. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ Ben olun. Çok teşekkür ederim. oluyorsunuz. Çok katkı oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmak benim için büyük keyif. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Aynı şekilde. Evet. Şimdi devam edelim. Çünkü eksik kalmasın ve süre yine gidiyor. Bizim meditasyona vaktimiz yine kalmayacak zannedersem. Evet, şimdi burada hemen bunu detaylı olarak hızlı bir şekilde anlatacağım.
Birden anlattık biliyor musunuz? Mutlaka o korkuyu ortaya koymalıyız ki bunu bilincimiz görsün. İkincide de kabul ediyoruz ki bilinç harekete geçsin. Eğer kabul etmezsen harekete geçmez. Çünkü orada saklı duruyor ama çıkıyor. Bilinç altından çıkıyor, sen fark etmiyorsun. Zaten bilinçaltının en büyük gücü bu. Üçte sevgi ve niyet kelimeleri çok önemli. Sevgi ve niyet koymazsanız bir etkileşime giremezsiniz. Zorla bir dayatma var gibi olur. Sevgiyle dendiğinde orada bir yumuşama oluyor. Niyet ettiğinizde nöronlar yeniden diziliyor. Bakın niyet enerjisi, şükür enerjisi bunlar aslında çok büyük, çok güzel enerjiler. Bunları kullanmak çok değerli. Dörtte de takdir kelimesini kullanıyoruz. Burada da takdir edin ki içsel motivasyonunuzun kaynağı oluşsun. Takdir ettiğinizde içsel motivasyonunuzun kaynağı oluşuyor. Beşte de sevgi kelimesini kullanıyoruz. Sevgi de çok önemli. Sevmediğiniz bir şeyi itersiniz. Önce seveceksiniz, sonra dönüştüreceksiniz. Sevdiğiniz anda size direnmez, sizden kaçmaz. Sevmek direnci kırıyor burada da. Evet. Altıda da biliyorum ve inanıyorum diyoruz ve bilinç için inanç oluşturabiliyoruz. Daha gayretle devam ediyoruz. Daha kalıcı hale geliyor. Kişi inanmadığı şey yapamaz, değil mi? Yedide de şükrettiğimizde zihnimiz ve bedenimiz kendini ödüllendirilmiş olarak hissediyor. Zihin her ödül aldığında da bizi daha çok destekliyor. Evet, şimdi bu tabloyu dolduracağız. Yazan arkadaşlar olmuş hemen ben orada. Sonuncuyu soran olmuş. Evet Selin Hanım gelmiş. Evet geç kaldım tekrar eder misiniz demiş. Ben şimdi bunu tekrar edersem çok hızlı geçmek zorunda kalacağım. Şöyle yapalım. Siz bugün yarın hemen yüklenir zaten kayıt. Bu dakikaya göre hemen geri dönüp de alabilirsiniz. Ben yine de hızlı bir şekilde tekrar yapacağım. Eksikleri olanlar yine yazsınlar o zaman. Evet söylüyorum. Bir, benim X korkum var. İki, ben X korkumu kabul ediyorum. Üç, ben X korkumu şu anda sevgiyle dönüştürmeye niyet ediyorum. Dört, ben X korkumu fark ettiğim için kendimi takdir ediyorum. 5. Ben X korkumu seviyorum. 6. Ben X korkumu dönüştürdüğümü biliyor ve inanıyorum. 7. Ben korkumu dönüştürdüğüm için şükrediyorum. En son şükür enerjisini çalıştırıyorum. Evet, bunu 3-4 ay boyunca yazacağız arkadaşlar. Bu tabloyu dolduracağız ve bunu tekrar edeceğiz. 3-4 ay boyunca yazmayacaksınız, tekrar edeceksiniz yazdıktan sonra. Dönüşüm için bunu yapacağız. Ne kadar gidiyorsa baktığınız hayatınızdaki çok olumlu dönüşümler var. O korkuyu yenmeye başladınız. İşte korku kaynağını buldunuz. Onu yenmeye başladığınızda anlayacaksınız ki dönüşüm olmuş demektir. Evet, şimdi negatif inancı bulduk. Korkuyu bulamadık diyelim. Onun için de şunu yazacağız. Benim negatif düşünce modelim var. Benim negatif düşünce modelimi kabul ediyorum. Bunu aynı şekilde bunu negatif düşünce modelim diye yazıyorum. Bunları da yine yavaş yavaş ben size söyleyeyim. Zaten aynı. Sadece X korku yerine negatif düşünce modelinizi koyacaksınız. Ama işte dediğim gibi eğer negatif inancı buldunuz ama altındaki korkuyu bulamadıysanız da burada dönüşüm olmuyor. Önce korkuya çalışacaksınız. Bakın bunu korkuyu kabul ettik. Ben açıklamasını yaptım Perihan Hanım, siz de anladınız değil mi? Açıklamasını yaptım. Sıralamayla çünkü gidiyoruz. Bunu siz her gün söylediğinizde zaten onu kabul ettiniz. Sevgiyle kabul ettiniz ve onu dönüştürmeye niyet ettiniz ve dönüştüğü için şükrettiniz. Şükür enerjisini çalıştırdınız. İşte inanç sistemi burada devreye giriyor. Ben yine negatif düşünce modeli olarak da söylemek isterim aslında ama vaktimiz çok hızlı geçmiş. Bugün yine çok keyifli geçti. Hatta bugün sohbet etmeden geçti. Çok hızlı hızlı vakit. Daha anlatılacak o kadar çok konu var ki bilinçaltı aslında o kadar derin bir eğitim ki öyle güzel noktalara değiniyor ki
bilinçaltını dönüştürmek ne kadar insanın hayatını etkiliyor, değiştiriyor. İşte biz şimdi bu 3 günlük eğitimde bir kısmını gördük, küçük bir kısmını gördük. Ve yine de ne kadar faydalar sağladık. İşte bu faydaları sağlamak da zaten temel amacımız. Burada beraber olmaktı, farkındalıklar kazanmaktı. Şimdi meditasyon yapalım mı? İster misiniz? İsteyenler bir el kaldırsın bakalım. Aa, herkes istiyor. Şeyde, evet. Kamera açamayanlar da. Ben şimdi dönüşmeyi açıkladım. Bakın sıralamayla gideceğiz dedim ya. Kabul ettik. Sevgiyle dönüştürmeye niyet ettik. Ondan sonra kendinizi takdir ettiniz. Takdir ettik kendinize. Ondan sonra sevdik. Sevdiğimizi söyledik. Çünkü sevgiyle çektiğiniz her şey size kolaylıkla gelir. Ve gelmeyen bir şeyi zaten değiştirip dönüştüremezsiniz. Sonra bunu dönüştürdüğünüzde inanıyorsunuz, inancınızı yerleştirdik oraya, inanç sistemini yerleştirdik ve sonra da şükrettik onu dönüştürdüğümüz için. Burada hep sıralamada hepsi var. Korkuyu bulmak var, korkuyu kabul etmek var, sevgiyle dönüştürmeye niyet etmek var ve korkuyu sevmek, sonra da dönüştürdüğünü bilip inanmak var ve sonra da şükretmek var. Yani bunu yazdıktan sonra hangi korku üstüne isterseniz çalışabilirsiniz. Yazdıktan sonra bunu 3-4 ay boyunca tekrar edin. O korkuyu nasıl yendiğinizi zaten göreceksiniz. Bakın herkes, her sistem. İlk derste bir beyefendi vardı. Aldığı eğitimlerden bahsetmişti. Her eğitimin temel konusu bilinçaltı. Psikolojinin de öyle. Ben psikolojik danışmanlık yapıyorum. Ve en temel zaten aldığımız eğitim buydu. Bilinçaltı. Bilinçaltını öğrenmen hiçbir şey öğrendim diyemez. Çünkü görünmeyen yüzümüz o bizim. Ya. Evet, şimdi meditasyona geçeceğiz ama bu meditasyon için evet, bir arkadaşımızla konuşlamak daha güzel demiş. Zaten 15 dakika gibi bir süremiz kaldı. Keşke uzatabilsek. Bu zaten eğitimimiz olacak. Bununla ilgili daha uzun, daha kapsamlı, daha detaylı, daha bilgi dolu bir eğitim hazırladım zaten. Var, veriyorum da zaten aynı zamanda. Bence bu meditasyonu yaptığınızda şunu fark edeceksiniz. Bu dönüşüm meditasyonu bilinçaltı ile ilgili. Bu dönüşüm meditasyonunu biz en kullandığımız meditasyon tarzından bir tanesi. Enerjide de kullandığımız bir teknik bu, öyle söyleyeyim. Şimdi onu yaptığımızda, o dönüşümü fark ettiğinizde zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yapalım mı? Biz şimdi aslında maalesef Esma Hanım, yarın akşam yine yayın yok. Ben size şey yazayım. Buradan bilgi almak isteyenler hemen yazıyorum. Adresimi yazıyorum. Evet, şimdi mesaj bölümüne adresimi yazdım. Instagram adresimi yazdım. Sormak istediğiniz soru olursa sorabilirsiniz. Çekinmeyin lütfen. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Eğitimler hakkında da zaten oradan bilgiler de vereceğim. Bu bilinçaltı eğitimi böyle biraz kısa anlatılacak bir konu değil. Yani ben sadece size dediğim gibi çok küçük bir bölümünü, almanız gereken temel olan işte sistemi kavramanız için temel olan bilgileri vermeye aktarmaya çalıştım. Çok da keyifli geçti. Bilmiyorum, ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ve saatin de nasıl geçtiğini anlamadım açıkçası. Ben altta, evet, sohbette yazdım. Psikolojik danışman Ayça Aydın diye internet, Instagram adresinden ekleyebilirsiniz. Oradan sorularınızı dediğim gibi tekrar sorabilirsiniz. Şimdi meditasyonumuzu yapalım. Bu çok güçlü bir dönüştürme meditasyonu arkadaşlar. Bilinçaltı dönüştürme meditasyonu. Bu yüzden katılım sağlayın ama
Şu var, biraz derinlere gideceğiz. Teta ve alfa seviyelerine ineceğiz. Bu yüzden herkesin çok sakin, kimsenin olmadığı, meditasyonun ortasında bölünmeyecek şekilde durabileceği bir yere geçmesini istiyorum. Çünkü bu alfa ve teta seviyesine girdiğimizde, o dalga boyuna girdiğimizde bir de aynı şekilde çıkmamız gerekiyor. Yani oradan çıkmadan meditasyonun ortasında bölündüğü zaman o sıkıntıyı yaşamayalım açıkçası. Çünkü orada büyük bir ekran açacağız ve o ekranın içinde aynı düşüncede kalmanızı istemem. O dönüşümü yaşamanızı hissetmenizi çok isterim. Evet, isteyen uzanabilir, isteyen oturabilir ama gözlerimizi kapatacağız. Müziğimiz bilmiyorum açar mı? Çok emin değilim. Yani buradan ses size gelir mi? Bakacağım hemen. Evet. Şu an ses geliyor mu şu anda? Sesi alıyor musunuz? Müzik sesi geliyor mu? Gelmiyor. Şu an geliyor mu? Evet, nasıl yapacağız biz bunu? Şu an duyuyor musunuz? Benim sesim nasıl peki? Müzik sesi geliyor mu peki? Evet, çalıyor ama. Şu an geliyor mu müzik sesi? Gelmiyor. O zaman müzik sesini kullanmayabiliriz. Çok da önemli değil. Evet. Ya şeyden ayarlayamadım, bilgisayardan ayarlayamadım. O yüzden böyle bir müzik sesimiz olsaydı, böyle alttan güzel bir meditasyon müziği. Evet, müzik sesimiz biraz sıkıntılı. O zaman artık benim sesimi idare edeceğiz. Yapacak bir şey. Tamam, evet. Başlayalım mı? Ama lütfen dediğim gibi, bakın buraya girdiğimizde aynı şekilde çıkmamız gerekiyor. Lütfen benim söylediklerime, ağzından çıkan her kelimeye çok dikkat edin. Uyun lütfen. Bunu eksiksiz yapmanızı istiyorum. Başlayalım hemen. Tamam. Evet. Rahatlayalım önce bir şöyle. Gevşeyelim, bir rahatlayalım. Kamerasını açabilenler açsın. Ben de sizi bir şöyle göreyim. Bakalım kimler ne kadar derinlere gidebiliyor. Bayağı derine ineceğiz ama. Hem de evet, alfa teta seviyesine ineceğiz. Uykuyla uyanıklık arasındaki o böyle hafif şey, gitti gidecek halimiz var ya, oraya işte. Oraya ineceğiz şimdi. Evet. Açanlara da çok ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi bir rahatlayalım. Şöyle güzel. Ben de öpüyorum Feriha Hanımcığım. Şöyle güzel bir rahatlayalım. Bir vücudumuzu serbest bırakalım. Nefes tekniği öğretmiştim dün. Diyafram nefesi almayı öğretmiştim. Tekrar ediyorum. Burnumuzdan nefesimizi alıyoruz. Ama bu çocukların aldığı nefes gibi. Onu bir düşünün. Bebekler nasıl nefes alır? Karınları şişerek nefes alırlar, değil mi? Bir balon olduğunu düşünün karnınızda. Ve aldığınız nefes karnınızı şişirip indirecek. Karnınızdan alacaksınız nefesi. Diyafram nefesi. Evet, şimdi bir hemen kısaca onu çalıştıralım. Oturabilirsiniz, yatmanıza gerek yok. Yatacak mıyız diye soran arkadaşımız için söylüyorum. Oturabilirsiniz, şöyle oturalım. Rahatlayalım, rahat bir pozisyonda duralım. Diyafram nefesimizi alalım. Deneyelim şöyle güzel. Şimdi ben size 2-7-5 tekniğiyle nefes aldıracağım. Bu önemli. Lütfen bu sıralamayla gidelim. Gözlerimizi kapatabiliriz. Daha rahat, daha kolay geçeriz. Evet. Tamamdır. Nefes al, ki, tut. Ver, ki, 3, 4, 5, 6, 7. Ver, ki, 3, 4, 5. Al, ki. Hızlı nefes alın. Tut, ki, 3, 4,
5, 6, 7. Ver. 2, 3, 4, 5. Hızlı. Al, ki, tut, ki, 3, 4, 5, 6, 7. Ver, ki, 3, 4, 5. Al, ki, tut, ki, 3, 4, 5, 6, 7. Ver, ki, 3, 4, 5. Evet. Normal nefes alışverişinizde diyafram olarak devam ediyoruz. Burnunuzdan alın, ağzınızdan verin. Şimdi gevşediğinizi, rahatladığınızı hissedebilirsiniz. Çok rahatladınız, gevşediniz. Ayak parmaklarınıza kadar, saç tellerinize kadar şu an rahatlıyorsunuz. Vücudunuz rahatlıyor. Kaslarınız rahatlıyor. Evet. Şimdi hayalimizde bize özel bir cep sineması görüyoruz. Cep sineması. Evet. Sadece size özel. Kapısı içeriye açılıyor. Ve buraya bizden başka hiç kimse giremez. İçeri girin lütfen. Ve lütfen kapıyı içeriden kapatın. Evet, içeride iki tane koltuk var. Ve biz birinde oturuyoruz. Karşımızda da dev bir sinema perdesi. Burası bizim yaşam deneyimlerimizi seyrettiğimiz platform. Şimdi perde sırasıyla gelen rakamları inceleyeceğiz. Sinema perdesinde 3 sayısı belirliyor. Hemen kayboluyor. 3 kere 3 sayısı beliriyor ve hızlı bir şekilde kayboluyor. Şimdi 2 sayısı aynı şekilde 3 defa beliriyor ve kayboluyor. Şimdi 1 sayısı 3 kez görünüyor ve kayboluyor. Evet. Şimdi de 10 rakamını görüyoruz. 10'dan geriye 1'e kadar tek tek sayılar görünüp kaybolacak. Evet, zihnimiz sakinleşti. Bedenimiz iyice gevşedi. Kaslarımız iyice gevşedi. Evet. Şimdi o sinema ekranına bakacağız. Evet. Bu sinema ekranında yaşamınızda karşılaştığınız ve değiştirmek istediğiniz olay ve kişileri yerleştirin lütfen. Evet. Değiştirmek istediğiniz her şeyi yerleştirebilirsiniz. Olayları, durumları, kişileri. O ekrana yerleştirin lütfen. Ve şimdi kalkın, o perdenin içine girin. Olumsuzlukları hissettiniz mi? Hissedin biraz, evet. Evet. Şimdi o olumsuz durum veya kişilerin olduğu perdeden çıkıyoruz. Yavaşça çıkın ve yerinize geçin lütfen. Evet. Hala perdede o görüntü duruyor. O olay ve o durum hala aynı yerde. O ekranda duruyor. Şimdi görüntünün tam üstünden bir su aktığını hayal edin. Evet, oradan bir su akıyor. Bu su görüntünün üzerine akmaya başladı.
Evet, bütün görüntü yavaşça kaybolacak. O akan su bütün olumsuzlukları siliyor şu anda. Tek tek bütün olumsuzlukları siliyor. Görüntü neredeyse kayboluyor. Ve tamamen siliniyor. Evet, tamamen silindiğinde lütfen derin bir rahatlama nefesi alın. Evet. Evet, tamamen silindi. Nefesinizi alın. Ve şu an karşınızda boş bir perde var. Boş bir sinema perdesi. Evet, şimdi buraya olmasını istediğiniz olay ve kişileri istediğiniz şekilde yerleştiriyoruz. Hadi yerleştirelim. Olmasını istediğiniz olay ve kişiler perdenin içine yerleşti. Şu an kontrol sizde. İstediğiniz hayali canlandırın. Ve istediğiniz bunları oraya koyun. Evet. Şimdi yine kalkıyoruz ve bu perdenin içine giriyoruz. Şu an oradasınız. Oradaki gerçek duyguyu hissedin lütfen. Bu nokta çok önemli, bakın. Oradaki gerçek duygu. İyice hissedin. Evet, artık o perdenin son hali sizin en istediğiniz, olmasını istediğiniz durum ve oldu. Evet. Sizin hayalinizde doğmuş olan son hali bu. Şimdi bunu iyice benimseyin lütfen. İyice benimseyin. Evet, şimdi o hisleri alın, kabul edin. Şimdi o az önce gördüğümüz ekrandaki sayılar var ya, tekrar o sayılara dönüyoruz. Yavaş yavaş. İyice benimsediniz, hissettiniz, istediğiniz hayal şu an önünüzde ve siz içindesiniz. Bunu aldınız ve kabul ettiniz. Şimdi yerinize oturun ve ekranda bir sayısını görüyoruz. 3 kez hızlı hızlı geliyor ve gidiyor. Bir sayısı. Delirip kayboldu. 2 sayısı 3 kere delirip kayboluyor. Üç sayısı 3 kere delirip kayboluyor. Şimdi birden 10'a kadar sayılar tek tek ekrana çıkıyor. 10'a kadar geliyoruz. Birden 10'a kadar. Bu çalışma bilinçaltınızda birikmiş kalmış düşünce, duygu ve inançlarınızı etkileyen bilgileri değiştirmeye başladı şu anda. Artık yaşamınız belirli bir döngüye giriyor. Evet. Hazır olduğunuzda lütfen yavaşça gözlerinizi açın. Yavaşça. Nefes alarak.
Evet arkadaşlar, nasılsınız? Nasıl hissettiniz? Hemen kısaca onları da konuşalım. Artık süremiz geçti bile bizim biraz. Evet, biraz hızlı geçti gibi geldi bana ama olsun. Yine de keyifliydi diye düşünüyorum. Evet, ağlayabilirsiniz. Ağlamanız çok normal. Çünkü değiştirmek istediğiniz kök inançlarınız ve duygularınız var. Ama çok keyifliydi değil mi? Şimdi kameralarını açamayan arkadaşları göremiyorum. Yüz ifadelerini de açıkçası bilmediğim için çok emin olamıyorum ama açan arkadaşlara dediğim gibi çok teşekkür ederim. Esin Hanım, benden de çok kalp size. İşte bu dönüş öyle bir güzel, öyle güzel bir dönüşüm meditasyonu ki aslında. Teşekkür ederim. Kalpler için ayrıca çok teşekkür ederim. Evet, yerine neler koyduk? Hangi duygular vardı? Ve o duygular artık içinizde yer etti. Bunu başarması için bilinçaltınız çalışmaya başladı. Artık sistem bunu size sunmak için çalışıyor. Zaten bilinçaltında en önemli şeylerden birisi bu. Onu alıştırmak. İşte bu bahsetmiştim ya daha önce. Teta seviyesinde uykuyla uyanıklık arasındaki seviye. İşte o seviyede bilinçaltını daha kolay çalıştırabiliyoruz. Dönüşüm için de olumlu olumlamalarımızı, olumlu cümlelerimizi o seviyede söyleyeceğiz. Anlaştık mı? Bu da çok önemli bir detay. Evet. Aslında daha böyle yavaş sindirerek yapabilirdik ama vaktimiz olmadığı için hızlı çıktık biraz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel geçti. Ben de teşekkür ediyorum size. Ben çok keyif aldım. Evet. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Maalesef eğitimimizin son günü. Ben 3 gün boyunca çok keyifli anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel katkı sağlamışımdır. Güzel farkındalıklar yaratmışızdır. Umarım bundan sonraki hayatınızda bahsettiğim konulardan evet sizler de aynı şekilde dönüşümlerinizi yaparsınız, sağlarsınız. Bilinçaltını daha iyi öğrenmenizi yine öneririm, tavsiye ederim. Fırsatınız olursa lütfen eğitimlerime de katılın. Bana ulaşabilirsiniz. Ben zaten yazdım oraya. Anlamayan varsa tekrardan isterseniz yazabilirim. Buradan ulaşabilirsiniz. Ulaşın lütfen. Hiç çekinmeyin de. Evet, tekrar yazdım adresini. Buradan bana ben teşekkür ederim. Çok siz de çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi sizinle beraber olmak. Bu güzel eğitimi paylaşmak. Evet, burada beraber hep beraber bir şeyler yapmış olmak çok keyifliydi. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Umarım yine başka bir alanda, başka bir platformda veya da tekrar yine aynı bu şekilde eğitimlerde buluşmayı ümit ediyorum. Hepinize ayrı ayrı sevgilerimi gönderiyorum. Evet, güzel vakit nasıl geçti anlamadık ama bitti maalesef ki. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim. Burada olmanız, beraber bu eğitimi paylaşmanız benim için çok keyif vericiydi. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. O zaman görüşmek üzere diyelim. Bu niyetle kapatalım. İyi akşamlar diliyorum. Hatta iyi geceler diliyorum. Uyurken lütfen olumlamalarınızı yapın, bunu da unutmayın. Sesim sizinle her yerde. Öpüyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar, iyi geceler herkese.